Kudüs'ün tarihinde Kudüs ne durumda ise paralel olarak dünyanın ahvalinin de ona çok uygun olduğunu, yani ona onu yansıtıyor olduğunu görüyoruz. Bu çok ilginç bir tevafuk mudur? Yoksa zaten böyle bir irtibat var mı bu ikisiyle bir arada? Gerçekten bunun üzerinde durmaya değer diye düşünüyorum. Müslümanların dünyaya sunabileceği modelin sergilendiği, bütün yönleriyle ve ideal boyutlarıyla sergilendiği şehrin adıdır. Ve bu şehir taklit edilebilir bir şehirdir şey anlamda. Ve taklit edilmiştir. İstanbul'da taklit edilmiştir. Bak, İstanbul'da taklit edilen şehir Mekke ve Medine değildir. İstanbul'da taklit edilen şehir Kudüs'tür. Yani Hristiyanların bütün mabetleri, Yahudilerin havrası ve Müslümanların camisinin hepsi bir arada, aynı mahallede, aynı sokakta, hatta arka arkaya sıralanabilmiştir. Dikkat edin, bu Kudüs'ün bu şekildeki bir modellenmesi, bir model haline gelmesi ancak Müslümanlarla birlikte olmuştur. Onun öncesinde Kudüs, dünya yine neyse o olmuştur. Ama Müslümanların hakim oldukları dönemlerde dünyadaki bütün şehirler adeta Kudüs'ü taklit etmiştir. Dünyadaki Müslümanların yaşadığı tabii ki şehirler. Ve zaten Kudüs'ün Müslümanların elinde olduğu dönemde Müslümanlar zaten biraz da dünyaya hakim olmuştur. Müslümanlar dünyayı yönetme konumunda olmuştur. Kudüs işgal edilip Osmanlı İmparatorluğu da çökertildiği andan itibaren ve hilafet de kaldırıldığı andan itibaren dünyada Müslümanlar adeta başsız kalmış bir gövde gibi oldular. Kudüs muazzam bir şeydir. Aslına baktığında insanlık tecrübesinin paketinin olduğu bir yer. Açtığınız zaman inanılmaz tecrübeler. Özellikle üzerinde durduğumuz bu tecrübe, yani insanların birbiriyle beraber yaşama tecrübesi ancak Müslümanların hakim oldukları dönemde gerçekleşebilmiş bir şey. Onun dışındaki hiçbir dönemde gerçekleşmiş değil. Kudüs için bir şeyler yapmak konusunda hiç kimsede doğru dürüst bir irade ve strateji yok. Herkes bir gün Kudüs'ü kurtaracağız diyor. Bugün dediği gibi. Bugün her gün Kudüs'ü kurtaracağız. Yine nasıl? Buna dair gerçek anlamda stratejik bir plan yapan ve bunu dürüstlükle takip eden ve bu plana başka bir planı ortak etmeyen. Şimdi hepsi tamam, bir gün Kudüs'ü kurtaracağız diyor ama bu yola girmiyor kimse. Bunu nasıl yapacağız? Bunun fizibilitesini bir yapalım. Zafer olacak, işgalden kurtaracağız da hangi güçlerle? Kimlerle nasıl bir ittifak kuracağız? Nasıl bir yol takip edip yapacağız bunu? Buna da hiç kimsenin bir planı yok. Şimdi bugün de aslında hepimiz durum değil mi? Aynı değil mi? Hülasasına gelirsek konuşmamızın. Yani Kudüs'ün bize bıraktığı en önemli miras ibrettir. Yani ayet. Ayet demek ibret demek. İbret demek ayet. Ayetin başka bir kavramı. Bir ayet bırakıyor bize. O ayet bizatihi bizim halimiz üzerinde düşünebileceğimiz, tefekkür edebileceğimiz bir alandır. Teşekkür ederim.